Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile izleyenlerin gündemine gelen Horasan ve Büyük Selçuklu Sultanlarından Ahmet Sencer'in tarihteki yeri ve hayatı diziyi izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Babası Melikşah, annesi ise Cariye kökenli Taceddin Seferiye Hatun'dur. 1086 yılında dünyaya gelen Büyük Selçuklu Sultanı'nın tarihimizde de önemli bir yeri vardır. Peki Ahmet Sencer kimdir? Ahmet Sencer kaç yaşında ve nasıl öldü? İşte tarihteki önemi ve hakkında merak edilen tüm detaylar. Babası Melikşah, annesi Cariye kökenli Taceddin Seferiye Hatun'dur. Babasının bir seferi sırasında 1086 yılında Sincar'da doğdu. Sultan Sencer'in çok güzel yüzlü olduğu, ancak çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığının Ömer Hayyam tarafından tedavi edilmesine rağmen yüzünde korkunç izler bıraktığı tarihi kaynaklarda geçmektedir. Henüz 6 yaşındayken babası Melikşah'ın ölümünün ardından hanedan mensupları arasında cereyan eden taht kavgaları sebebiyle yeterince eğitim alamadığı söylenmektedir. Ancak küçük yaştan itibaren devlet idaresinde önemli tecrübeler edindiği ve bu eksikliğini kabiliyet ve tecrübeleri sayesinde giderdiği de söylenebilir. Melikşah'ın ölmesiyle Büyük Selçuklu Devleti bir anarşi içine girdi. Melikşah'ın eşi Terken Hatun, Melikşah'ın küçük yaştaki oğlu ve Sultan Sencer'in de kardeşi olan 1. Mahmud'un sultanlığını ilan etti. Melikşah'ın büyük oğlu olan Berk Yaruk taraftarları da Berk Yaruk'u Rey şehrine kaçırıp sultan ilan etti. Berk Yaruk ve 1. Mahmud güçleri arasında 17 Ocak 1093 Buruçirt'te yapılan savaşta Berk Yaruk galip geldi. Ahmet Sencer ve Berk Yaruk'un amcası olan Tutuş Suriye'ye ilerleyerek Şam ve Halep şehirlerini ele geçirip Suriye Selçuklu Devleti'nin kurucusu oldu. Sultan Berk Yaruk 12 yaşında olan kardeşi Ahmet Sencer'i Mer şehrinde merkezi olan Horasan valini verdi. Sultan Berk Yaruk 12 yaşında olan kardeşi Ahmet Sencer'e Mer şehrinin merkezi olan Horasan valiliğini verdi. Ahmet Sencer bundan sonra 1097-1118 döneminde hemen hemen 20 yıl devamlı olarak Horasan'ı idare etti. Ahmet Sencer, Horasan valiliği sırasında 1102'de Kaşgar'dan ilerleyen Ebrail Arslan Han'ı Tirmiz civarında yendi ve Kaşgarlı istilacıyı geri püskürtmeyi başardı. 26 Şubat 1105'te Sultan Berk Yaruk öldü. Sultan olmak için kendine varis olarak daha yaşı küçük oğlu olan Muizzettin Melikşah'ı seçmişti ve o 2. Melikşah olarak Selçuklu Sultanı oldu. Ancak iktidar amcası olan Muhammed Tapar'ın elindeydi. O yıl geçmeden Muhammed Tapar kuzenini tahttan indirip Büyük Selçuklu Devleti Sultanı olarak devleti idare etmeye başladı. Muhammed Tapar 4 Nisan 1118'de ölünce Büyük Selçuklu Devleti'nin de anarşi ve taht kavgası tekrar başlamış oldu. Muhammed Tapar'ın yerine Irak'ta oğlu olan 2. Mahmud Büyük Selçuklu Devleti Sultanı ilan edildi. Sultan Sencer ile Türken Hatun'un iki kız çocuğu bulunmaktaydı ve her ikisi de kuzenleri olan 2. Mahmud ile evlenmişti. Sultan Sencer ise daha sonra Sultan Mesut Demirek'in dul karısı olan ve Gürcistan Kralı 1. Demeter'in kızı olan Rusu'dan ile evlilik yaptı ama bu evlilikten çocuğu olmadı. Sultan Ahmet Sencer 8 Mayıs 1157'de gözlerini hayata kapadı ve Merv'de bulunan türbesine gömüldü. Sultan Sencer'in ölümünden hemen sonra Horasan ve Mavera-ün-Nehir arazileri de Halzemşahların kontrolü altına girmiş bulunmaktaydı. Sultan Sencer'in türbesi eski Merv şehrinde bulunmaktadır. Bu türbe 1221 yılında Cengiz Han'ın emrindeki Moğollar tarafından Merv'in yağma edilmesi ve halkının tamamının neredeyse öldürmesi sırasında Moğollar tarafından yıkılmıştır. Sultan Sencer'in türbesi Sovyetlerin dağılmasından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ziyaretinde bakımsız ve dökük durumda olması nedeniyle en son olarak Türkiye tarafından restore edildi.